İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı bindiği helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Gerçekten bir kaza mıydı yoksa bir suikast mıydı? Gelin bu kazanın detaylarına birlikte bakalım arkadaşlar. İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberinde kalabalık bir heyetle toplamda 3 helikopterle birlikte Azerbaycan-İran sınırında bulunan Aras Nehri'nde yapılan bir barajın açılışına gidiyorlar arkadaşlar. Orada Aliyev'le bir araya gelip birlikte ortak projenin açılışını yapıyorlar ve bu pozları verdikten saatler sonra Dışişleri Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın bindiği helikopter dönüş yolunda düşüyor arkadaşlar. İran medyası da ilk önce sert iniş yaptığını söylüyor, irtibatlarının olduğunu, kurtarma çalışmalarının başladığını söylüyor. Helikopterin direkt düştüğünü falan söylemiyorlar tabii ki de. Süreci uzatmak, yönetmek veya kontrol altında tutmak için net bir şey söylemediler yani. Fakat ilerleyen süreçlerde hem İran Cumhurbaşkanı'nın hem de Dışişleri Bakanı'nın bu kazada öldüğünü açıkladılar. İran'ın açıklamalarına göre hava şartlarının kötü olduğundan yoğun sis nedeniyle görüşlerinin kapalı olmasından kaynaklı bir kazanın olduğunu söylediler. Arkadaşlar işin garip tarafı da diğer kalan iki helikopter ise sağ salim ulaşıyor. Sadece kendi bindiği helikopter düşüyor. Eğer gerçekten hava şartlarından kaynaklı bir kaza ise pilotların kararına bırakıldığını düşünmüyorum ben arkadaşlar. Yani ısrar edip uçmak istemiş olabilirler. Aynı durum geçtiğimiz yıllarda Kobe Bryant'ın da başına gelmişti. Amerika'daki hava şartlarının kötü olması rağmen ısrar edip helikopterle havalanıp aynen bu şekilde hayatını kaybetmişti o da. Fakat konu burada İran olunca son günlerdeki İsrail ile arasındaki gerilimin artması ve böylesine diktatör bir adamın ölmesi de olaydaki soru işaretleriyle beraber bir komple ihtimali de olamaz denemiyor. Düşününce suikast olabileceği ihtimali çok daha yüksek geliyor insana. 3 helikopterden sadece helikopterin düşmesi de şüpheleri de iyice arttırıyor zaten. Bir de arkadaşlar işin şöyle bir saçma tarafı da var. 2 tane büyük devlet adamının aynı helikopterde bulunması da çok amatörce bir hareket bence. Normalde böyle büyük devlet adamları bırakın aynı helikopterde seyahat etmeyi, aynı arabada bile seyahat ettirmezler. Herhangi bir suikast girişimine karşı yapılan bir önlem aslında. En azından hani birine suikast yapılacaksa diğerine yapılmasın diye düşünebilirsiniz. Eğer gerçekten bir suikast ise bu çok başarılı bir suikast olduğunu söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir komik durum da oluştu arkadaşlar. Saçma sapan bir şekilde Türkler ile İranlılar arasında enkazı biz bulduk kavgası yapıldı. 10-11 saatlik arama sonucunda İran enkazı bulamıyor. Bir saatte bizim Türk yapımı olan Akıncı adındaki insansız hava aracı enkazı buluyor ve İran'a yerini gösteriyor. Fakat İran da tam tersini söylüyor. Kimse bize yardım etmedi. Biz kendimiz bulduk deyip Akıncı'nın bulmasını yalanlıyor. Ya affedersiniz arkadaşlar ama ne salak saçma bir savunmadır bu ya. Devlet başkanı da ölmüş, sen kalkmış enkaz bulma kavgası yapıyorsun. Kimin bulduğunun ne önemi var? Devlet başkanı da ölmüş senin ya. Kimin öldürdüğünü, nasıl öldüğüyle ilgileneceğine gidip ceset bulma kavgası yapıyorsun. Gerçi artık devletler arası değil, Twitter'da da bu kavga başladı. Akıncı'nın fotoğrafları, Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları, konuyu buradan da gene reise bağlamalar falan. Gerçekten süpersiniz ya. Her şey olmuş siyasi malzeme ya. Övünsen AK Partili, övünmesen FETÖ'cü oluyorsun. Ya ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Neyse arkadaşlar bir de konuya şu açıdan bakmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde İran'ın siyasi durumu ne olur? Seçim yapılır mı? Yoksa yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı mı gelir? Ya da Amerika tarafından yönetip ele mi alınır? Bunlar bayağı kafa kurcalayan şeyler. Bu kaza bizi neden bu kadar ilgilendiriyor diye soracak olursanız arkadaşlar, birincisi İran'ın bize olan konumundan kaynaklı, ikincisi ticari ilişkilerden dolayı bizi doğrudan ilgilendiriyor. Sonuç olarak Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının öldürülmesi savaşa iç karışıklık vermesine sebebiyet verebilir. Bunun da olması bizi ekonomik anlamda etkiler. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar, İran'dan petrol alıyoruz. Bu süreçte bu petrolü alamazsak ciddi anlamda olumsuz etkilenmemize sebep olur. O nedenle istesek de istemesek de bizi yakından ilgilendiriyor maalesef. Ama yıllardan beri aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Devlet adamlarının üst düzey komutanlarının suikastla öldürülmesine çokça şahit olduk zaten. Maalesef Orta Doğu'nun kaderi bu. Hiçbir lider o koltuktan kendi isteğiyle inmiyor maalesef. Hep bir şeyler yaşanıyor, bir şeyler oluyor. Ancak öyle devlet başkanları değişiyor. Bu da onlardan biri bence. Tabii ki de ben bu ölümün İran halkına yaramasını isterim. Demokratik ve şeriattan uzak layık yönetim anlayışına kavuşmalarını da isterim. Fakat maalesef öyle olabileceğine pek de ihtimal vermiyorum. Bu olayı Libya Başbakanı Kaddafi'nin öldürülmesine benzetiyorum. O da ölünce Libya huzura kavuşacağını falan söylediler. Eğer gerçekten huzura kavuşmasını istiyorlarsa Orta Doğu'daki Müslümanlar farklılıkları kabul edecek. Barış içinde yaşamayı ve laikliği öğrenecekler. Yoksa Orta Doğu'ya huzur hiçbir zaman gelmez arkadaşlar. Bakalım ilerleyen süreçlerde hepimiz göreceğiz neyin ne olduğunu. Konuyu daha derinlemesine araştırıp gerekli bilgileri sunarlar diye düşünüyorum. O zaman suikast mi kaza mı olduğunu görürüz. Bu konu hakkında sizlerin de görüşlerini çok merak ediyorum. Görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar.